Bir Anı, Bir Hikaye Osmanlı Ordusundaki Bir İngiliz Zabitinin Plevna Hatıraları 123. Bölüm Yayına Hazırlayıp Sunan Ben İsmail Yağcı. Bu Hatıraları Yayınlayan Kitaptan Özet Olarak Anladıklarımı Sizlerle Paylaşmaya Çalışıyorum Artık toparlanma sürecinde birlikler yerlerini değiştiriyor, tabialarına gidiyorlar, gece intikal yapıyorlar. Ateş yakmaları yasak olmasına rağmen üşüyorlar, görünmeyecek şekilde ateşler yakıyorlar. Sessizlik hakim ama bu arada atlara da siz de sessiz olun deseniz o at kendine has seslerini mecburen çıkaracak. Bu arada da sıkışmış olan bazı yerlere çünkü yeni bir tertibat alındı bazı yerlere, yardım güçleri gidiyor. Top bataryaları giderken de bir arabadaki yaralıları taşıyan bir arabadaki e, kimseler bunu fark edemiyorlar. Daha doğrusu geçen top onu fark edemiyor. Deviriyor. İkinci arabada o yaralıların döküldüğü, yola döküldüğü, çamura döküldüğü yerde yaralıların üzerinden geçti ve kısa bir süre sonra da orası Gördüm ki kan gölüne dönmüştü. O karanlıkta geçen top arabalarının hızından tekerlerinden üzerimize sıçrayan çamur ve zifos diyor o zifosların rengi değişti üzerime sıçrayanların o gazilerin yaralıların ve şehitlerin kanları top arabasının top tekerinin işte demirinden sıçrayan çamurlar bu sefer sağlam olan insanların üzerine sıçrıyor. Ne kadar enteresan bir veda efendim. Elveda diyor, elveda. Sonra bir sokağa geldik. Burada ateş yanmadığı için karma karışıktı. Yürümenin imkanı yoktu. Seslendik. Nazik bir ev sahibi lamba getirdi. O zaman yolumuzu ve etrafımızı görebildik. Karanlık sokak. Sokak lambaları ne gezer efendim? Ne gezer? Bir yol ağzına geldik. İki ateş birden yanıyordu kavşakta. Burada bazı mahpuslar da vardı. Bir evin içinde altı tane kadar Bulgar vardı. Bunlar ıslak keçe yığınları gibi yere yığılı vermişlerdi. Yerde bir kadın diz çökmüş ağlıyordu. Elindeki elmaları ısıran çocuklar babalarının neden bu hale geldiğine şaşmışlardı. Aynı sokakta kadınlar bize kahve ve çörek ikram ettiler. Bu Bulgar eviydi. Ama öbür taraftakiler Kahve ve çörek ikram edenler, Müslüman ailenin hanımlarıydı. Burada, Sağa sola sarkıntılık eden bazılarını, Bu işten şiddetle men ettim. Hani kurt bulanını sever derler ya efendim, Kurt masum bir hayvandır, Karnı doyduktan sonra çeker gider de, Kurt bulanını sever. Böyle karışık zamanda, Her türlü sarkıntılık, Mala, cana, ırza, Südü bozuklar, mayası bozuklar yaparlar efendim. Esas ahlak, esas dürüstlük böyle zamanlarda belli olur zaten. Askerlerim 30 saat çarpışma sonrası kendilerini kaybetmişlerdi. 30 saat kesiksiz çarpışmışlar. Ama toplandılar. Herhalde bu gördüklerimiz birer rüya gibiydi. Biz rüya herhalde dedik. Yoksa içinde bu kadar iyi günler yaşadığım babamı, anamı, güzel kırk kız kardeşlerimi geride bıraktığım, küçük çocuğumu bu kadar sevdiğim bu arz üzerinde bu kadar faciaların gerçekten yaşanması imkansız olmalıydı. Yorgunluğu fena bastırdı. Gözüm açık olduğu halde rüya görmeye başladım. Muharebede ölüyorum ve Allah bazı facialara mani olamadığım için herhalde beni cehennemine gönderiyordu. Birdenbire bakkal çavuşun sesiyle kendime geldim. Öyle enteresan bir hayale oluyor ki, o hayal yani hakikatta yaşanmış da e, hayal arasında yarı hayal yarı hakikat gibi bir şeydi demek ki. E olur mu? Olur. Bakkal, çavuş. Çavuş, bakkal. Sarsılmayınız efendim. Görülen bu manzaralardan siz mesul değilsiniz. Sakın ha Teğmen'im. Bunlardan siz mesul değilsiniz. Bunları siz yapmadınız ya. Bakkala baktım ya. Bu savaş meydanlarında ömrü geçen, 30 senesi savaş meydanında geçmiş 50 yaşlı bir çavuş efendim. Mektep görmemiş. Dünyanın en iyi aşçısından iyi yemek yapıyor. Dünyanın en usta terzisinden iyi. Askerin elbisesini yamıyor, kendi elbisesini yamıyor. Bir doktordan, cerrahtan daha bilgili tıbbi müdahalede bulunuyor bu adam. Bakkal birdenbire bir evliya kesilmişti. Evliyadı da belki o o evliyayı göremiyordu. Von Herbert. O evliyaydı da onun için bunlar da muvaffak oluyordu. Yoksa bir adam her işte tam başarılı, susuz, en suyun bulunmadığı yerde diyor ki 10 dakika yürüme mesafeste size tatlı su buldum getirdim efendim diyor. Ruslar bulamıyorlar. Bizim diğer askerler bulamıyorlar. Bu adamcağız 5 dakikalık yürümeyle su temin ediyor. İhtimal evliyaydı efendim. Bütün bunlardan mesul olanın bir gün allah Teala cezasını verecektir dedi. Kitabımı okuyan kıymetli sayın kardeşlerim, benim hayalhanemden bunları uydurduğumu sanmayın. Şu söylediklerim hayalim değil. Bütün bunlar gerçekten yaşanıp konuşuldu, yine de gerçekten yaşayan konuşan tarafından buraya yazıldı diyor. Bunu ben yazdım. Bilerek aklım başımda şuurum yerinde olarak yazdım. Bakkal Çavuş ikinci Alexander'ın akıbetini Plevne sokaklarından birisinde 12 Eylül 1877'de gece yarısından bir buçuk saat önce söylemişti. Bakalım bu sözler üzerine tekrar daldığım rüya alemi bozuluverdi. Askerlere ileri emri verdim. Ve Allah'a şükürler olsun artık kasabanın dışına çıkmıştık. Evlerin arasından kurtulduk. Plevne güneyden kuzeye iki kilometre kadardır. 2000 metre falan. Biz bu yolu ancak iki saatte alabildik. İki kilometre yer. Çok 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 sürse yarım saat sürer. Sürmez de. Saatte beş kilometre gidince 24 dakikada biter. Normal yürüyüşle hızlı yürüyüşle değil. Saat 11'de gene Giriviçe Köprüsü'nden geçip karanlıkta bazı ayak sesleri duyduk. En önde giden askerler bu ayak sesleri kimdir nedir diye anlamak için fenerlerini yaktı. Biz de kendilerine Türkçe seslendik dedik ve süremizi burada noktaladık. 124. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız. Bir anı, bir hikaye.